Ben Profesör Doktor Vefik Arıca. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Evet bir annede süt yoksa, anne sütü yoksa ve yeni doğan bir bebeğimiz varsa inek sütü mamasını, mı, keçi sütü maması mı veya dışarıdan inek sütü mü, eşek sütü mü kullanalım, keçi sütü mü kullanalım? Bunları konuşacağız. Bir kere kesinlikle 12 ay bitene kadar bir bebek keçi sütü, inek sütü dışarıdan kullanmamalıyız. Bir annede anne sütü yok ise, çocuğu anne sütüyle beslemeyemiyor ise ilk bir yaşa kadar tek bir seçeneğimiz var. Mama. Mamalar hangi mamalar? Bunun da inek sütü maması ve keçi sütü maması diye ayırabiliyoruz. Çok hassas olan bebeklerde, özellikle alerjisi olan bebeklerde keçi sütünü biraz daha ön planda tutabiliriz. Ama normal şartlarda inek sütü mamaları bizim işimizi görebiliyor. Ama anne sütünü ...mutlaka önermeliyiz ama annesinin olmadığı birkaç durum var. Bir, ya çocuğun annesi olmayacak, zaten annesi de olmayacak... ...veya anne var ama bir takım psikiyatrik ilaçlar kullanması gerekli... ...ve bu annesine geçtiği için bir, bu bir takım ilaçlar... ...evet annesini o zaman kesebiliyoruz... ...gibi nadir veya annenin e, göğsünde bir kitlesi veya bir kanseri vardır, kemoterapisi e, vardır... Bu durumlarda evet anne vermiyoruz ama bu nedenler çok çok nadir olan nedenler. Bu nedenle bu anlattığım nedenler yüzde bir geçmez. Yüzde doksan anne kullanalım. Yüzde bir iki kesimlik, kesimlik kısımda da ilk bir yıla kadar inek sütü mamaları, çok hassas bebeklerde keçi sütü mamaları, 12 ayı tamamlayan bebeklere de dışarıdan pastörize süt kullanılabilir. Hangi süt? İnek sütü mü, keçi sütü mü, eşek sütü mü? Tabii bize en yakın olan e, süt... eşek sütü gibi görülüyor ama inek sütünden de vazgeçmememiz gerekiyor. E, Sosyoekonomik düzeye kadar her üç sütte kullanılabilir. Lütfen kanala abone olmayı unutmayalım. Bu konuyla ilgili... bir yorumunuz veya sorunuz varsa lütfen aşağıya yazın. Uzman Çocuk Hekimi eşliğinde... sorularınıza cevap vermeye çalışalım.